Evet selamlar yüzdük yüzdük kuyruğuna gel Oğlum beni kafeslere kapatamazsınız Buralara sığmam taşarım evet Kafes yok bana yok diğer yerler olsun Bana yok kafes Ben sevmem kafes falan öyle Ben özgür bir insanım <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar Klasik bir pay per view öncesi tahmin videosuna Hepiniz hoş geldiniz Güzel olacak bugün bu aralar havalar kapalı ama sıkıntı yok. Biz parıl parıl parlıyoruz yani. Hepiniz siz de öyle. Bak bütün sizin ışığınız bana yansıyor şu an. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Hiç uzatmadan. Survivor Series ne zaman? Survivor Series War Games nedir? Hemen şu iki soruya cevap vereyim. Survivor Series bir pay-per-view'dur. War Games de bir maç türüdür. İkisi birleşti. Bu sene bu cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te ben burada yayında olacağım. Sizler de isterseniz Discord'da izleyen arkadaşlara katılabilirsiniz. İsterseniz bir yandan izlerken beni izleyebilirsiniz. Canlı reaksiyon gibi bir yayınım var. Zaten bunu neredeyse 2 yıldır bilen biliyor. Bilmeyenler yeni katılacak olanlar varsa gecede eğer ayakta olacaksanız izleyecekseniz canlı hepiniz beklerim. Bu cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te vardı. arada. 3 mü dedim ben? 3 demiş olabilirim demin. 4'te çünkü saatler değişti ya. 4'te olacak abi bugün. Bugün değil o gün. <laughs> Haberiniz olsun. War Games iki tane yan yana ring düşünün. Etrafı kafeslerle çevrili ve iki takım mücadele ediyor. Önce bir takımdan sonra diğer takımdan biri başlıyorlar. Belli bir süre var. Süre bitince ya A takımından ya B takımından biri geliyor. Maç 2'ye 1'e dönüyor. Sonra öteki geliyor. 2'ye 2 iki dönüyor. Öyle öyle 5. kişilere kadar devam ediyor. 5'e 5 beş olduğu andan itibaren de 5'e 5 beş olacak çünkü bu seferki buradaki maçlar 5'e 5 beş olduğu andan itibaren de İşler değişiyor çünkü maç başlıyor asıl. Maç başlayınca ne oluyor? Biri öteki takımdan birini pinlediği zaman tamam bitiyor. Bu. O takım kazanmış oluyor. Ya da submission yapabilir. Ya da diskalifiye olur bir şey olur falan. O şekilde bitiyor. Kaçmak yok. Steel Cage gibi bir kafes olduğunu göreceksiniz ilk defa izleyenler olursa. Hani ben yukarıdan kaçayım falan yok. Ama yukarıdan böyle atlama matlama bir şeyler belki görebiliriz. Bakalım hayırlısı. Ana kadroda ilk defa düzenlenecek War Games konseptli Survivor Series'e Şimdi tahminlere geçelim. İlk maçım burada. Günün ilk maçı. Tabii ilk maç, son maç hangisi olacak, ikinci hangisi olacak bilmiyorum ama benim bahsedeceğim ilk maç Finn Balor, AJ Styles'ın maçı. Öncelikle O.C. ile Judgment Day bir süredir fiyuttalar. Bunu görebiliyoruz, bayağıdır takip ediyoruz. En son işte Mia Yim gelmişti, Rhea Ripley'e karşılık olarak. Çünkü Rhea Ripley zaten işin içinde en pis işleri yapan kişiydi. Genelde Erkekler olduğu için karşı tarafta genelde yani Mia e kadar öyleydi. full erkek olduğu için elde kaldıramıyorlar bilmem ne falan diye ve yerip bunda kullanıyordu. E, günümüz şartlarında doğal olarak kadınlar daha dokunulmaz oldukları için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Senin gelip her şey yaparsana burada <laughs> ama hiçbir şey yapamıyorlardı. En sonunda artık yapabilecek olan kişi geldi Mia yim. geldi karşılık verdi. Böyle böyle olaylar gelişti. Ben şahsen bekliyordum. OC ile Judgment e arasında bir War Games maçı bekliyordum ama böyle olmadı. AJ Styles ve Finn Balor'un birebir maçı yapılacak. Tabi kenarda yine diğer üyeler falan olacak. Kendi stable'larının. Bu maça benim tahminim AJ Styles olacak. Çünkü AJ Styles uzun zamandır pay per view galibiyeti. Bir tekil maçta bakın. Yoksa tamam Omos'la beraber yok kazandılar falan. Ayrı. Tekil olarak AJ. Unuttum şu an. Siz yazın aşağıya galiba 3 yıldır falan e, solo birebir maçta galip gelemiyor. Pay per view'de tam net bilgi vermek istedim ama unuttum şu an. Siz yazın aşağıya. En son ne zaman almıştı? Ve bu sefer Finn Balor var karşısında. Güzel bir maç olacak mı? Bence kesinlikle olacaktır. İkisi zaten ring içi olarak. Şu an WWE'nin en iyi iki güreşçilerin en iyi güreşçilerinden ikisi demek daha doğru olur. AJ bu sefer kazanmalı. Çünkü bir süredir Judgment Day çok dominant, çok üstün şekilde yoluna devam ediyor. AJ bu sefer kazanacaktır. Benim tahminim AJ Styles olacak. Mantıklı olan da AJ'dir bana göre. Çünkü Judgment Day uzun zamandır buralarda çok aktif. Artık AJ kazansın onun da bir yolu çizilsin. OC'nin madem OC geri döndü o zaman AJ bir yola girsin artık. Buradan da devam etsinler. Mia'yim de geldi hazır. Bence bu sefer galip gelen taraf AJ olacaktır. Bu sefer de eğer kaybederse gerçekten ilginç olur işler Judgment Day için. Gerçekten ilginç olur bu arada. <laughs> Başka yorum yapamam. AJ kazanacaktır. Bu maça hype'ım. Hadi 10 üzerinden bir puan vereyim size. Bu maçı ne kadar merakla bekliyorum. Gerçi geçen gün canlı yayında olanlar da bilir. Bu maça benim beklentim 10 üzerinden herhalde 7 diyebilirim. Daha ötesine veremem. Çünkü e, veremem. Öyle söyleyeyim. Ortada bir kemer bir şey olsaydı belki olabilirdi ama AJ e. ile Finn Balor maçı güzel geçecektir. Benim bu maça beklentim 10 üzerinden 7. Şey değil ama beklentimden kastım benim hype seviyem böyle oh! falan bu yani. Şey değil. Bu maç 10'da 7 olur. Değil. Maçı bekleme seviyem. Sıradaki maça geçelim. Ronda Rousey ile Shotzi arasındaki SmackDown Kadınlar Şampiyonluk maçı. Ronda Rousey'e bir geçiş rakibi gerekliydi. Çünkü artık Rumble geliyor ve muhtemelen Rumble'ı kazanan hanımefendi ana göre öyle geliyor. Ronda Rousey'e rakip olacak. Belki tabii Bianca da yoluna devam ediyor. Bilemeyiz. Kemere kaybı çekme süreçte ama ben sanki Ronda Rousey'e gidileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ronda Rousey biraz daha böyle ama yok ya şu an Bianca Belir daha üstün. Doğru. Bianca Belir şu an daha üstün, daha dominant gidiyor. Ronda Rousey'i Liv Morgan'dır, Shotzi'dir bunlarla uğraşıyor ama böyle karşısında çok büyük güçlü bir rakip. Hani şimdi Charlotte'tan kemer almıştı. Tamam ondan sonra ayrı keşin yeme durumu falan vardı. Ama Liv Morgan'dı. Hani çok güçlü bir rakip değildi bana göre. Evet şampiyon muydu? Şampiyondu sonuçta keşin yaptı ve şampiyondu. Ama ona artık daha güçlü bir rakip gerekiyor. Ve ben de bence bu kesinlikle Rumble'ı bekleyen bir olay. Yani Ronda Rumble'ı bekliyor bence. Ondan sonra göreceğiz kimin ne olacağını. Shotzi Maalesef ama maalesef ana kadroda benim çok e, güreşini sevemediğim kişilerden biri. Aslında iyi güreşiyor ama alışamadı bir türlü. Ana kadroda inanılmaz boç yapıyor. Ben şahsen her maçında boç izlemekten gerçekten sıkılıyorum. O yüzden mesela bu maça hype seviyem, beklenti seviyem 10 üzerinden maksimum 3 olabilecek seviyede. Zaten Ronda Rousey'nin karşısında onu yenebilecek bir, biri değil. Nasıl bir sürpriz olabilir biliyor musunuz? Shayna Baszler bayağıdır Ronda Rousey ile takılıyor. Burada Shayna Baszler Ronda ile beraber... Eğer gelirse oradan Shotzi'nin kazanma ihtimali belki şeyine benzin ihanetiyle olur. Ama kazanma ihtimali diyorum kemer var ortada. Bu çok riskli bir şey. Belki şöyle bir şey olabilir. Ronda Rousey'i ile hadi bir maça sokalım. Survivor Series'de maç yapmış oldum. Ama ben Rumble'ı biri kazanacak ondan sonra WrestleMania'ya gideceğim. Ama arada bir geçiş rakibi daha lazım bana derse... Shane Bezler o kişi olabilir işte. Belki maçtan sonra şeyine Bezler Ronda Rousey'e saldırır. Niye böyle bir şey olmasın? Mantıklı. Bence olabilir. Çünkü ben gerçekten e, güçlü bir rakip istiyorum. Shane Bezler şu an maalesef o kadar güçlü değil. O seviyelerde değil. Ama NXT zamanlarını hatırlayan, hatırlayanlar vardır mutlaka. İnanılmaz bir şeydi Shane Bezler. Ben o dönem canlı izlemiyordum. Geri döndüğümde izledim bir baktım. Baba Shane Bezler ne olmuş böyle dedim yani. Shane Bezler'i zaten biliyorum ev, şeyden. Ronda Rousey'nin arkadaşı ki daha önce zaten yanında da görmüştük. Güreşe başlamadan önce. Ya benim bu maça hype'ım 3. Kemeri Ronda'nın kazanacağına eminim. Öyle söyleyeyim. Kazanacağı değil. Ronda'nın kemeri taşıyacağına, tutacağına eminim. Koruyacağına. Benim tahminim Ronda Rousey. Çok da üzerine uzun uzun konuşmaya da gerek yok bence. Geldik buraya. Şimdi işte bak bu önemli bir maçtır. Dur bir dakika ya. Kadınlar Wargames maçını önce konuşacağım. <laughs> Canım onu istedi şu an. Dur, önce bunu konuşayım ondan sonra. Kadınlar Wargames maçı. 5'e 5. Bir tarafta Damage Control yani Bayley, Dakota, Io. Yanlarına bir de Rhea Ripley katıldı. Güç olarak, fizik olarak ve Nikki. Niki Cross zaten yine deli deli böyle şey yapıyor işte. Geliyor böyle. Şimdi Damage Control'da konuşurken Niki arkada böyle eller eller havaya yüklen yüklen falan yapıyor buradan biliyorsunuz. Garip bir takım. Üçlü zaten çok uyumlu üçlü takımlar, e, stable'lar. Ama Ria Ripley ve Niki... Ya garip şimdi bunlar bir ara takımdı bak unutmayın. Oradan yola çıkılarak belki bir şeyler yapabilirler. Hatırlayın abi Ria Ripley ile şey bir ara takımdı yani. Niki A.S.H. Değişikti gerçekten. Ria sonra hayvan gibi bir heel turn yaptı çok da ya bence güzel oldu bu, bu sürecinde. Rakip olarak da Bianca Belair, Asuka ve Alex. uzun zamandır bu üçlüyü beraber görüyoruz yine. Mia'yım var Ria Ripley'e karşılık olarak ve bir kişi daha var. Şimdi insanlar diyor ki birkaç tahmin var. Şimdi ilk olarak hepsi birbirine eş ya 3'e 3, üç. Mia Yimler, Yerepli. Nike Cross'a da ona karşı rakip olacak biri. Şimdi bakıyorsun Alexa geliyor değil mi? Mesela Alexa ile zaten onlar bir eskiden takımlardı sonradan bir mevzuları falan vardı. Bunu diyeceksin Alexa zaten var. <laughs> o zaman Nike'ye yine rakip olacak biri. Bu süreçte Nike'nin karşısında olmuş biri falan kim? Doodrop geliyor akla mesela. O durumu ben pek zannetmiyorum. Buraya gelen kişi ses getirebilecek biri olabilir. İki büyük aday var. Bir tanesi Sasha diyor insanlar. Neden? Çünkü hafif orada bir bakarsanız işte yok o kapşonun altında bir mavi bir saç görünüyormuş bilmem ne. Ben pek zannetmiyorum. Sasha Banks'in geleceğini zannetmiyorum ama Bekir'in çok güçlü bir adaydır bu arada. Bekir'in gerçekten güçlü bir adaydır. Çünkü Becky Lynch'in artık ufaktan dönmesi gerekiyor ve e, hazırlandığını da biliyoruz. Takip ediyorsanız sosyal medyasını falan. Becky Lynch hazırlanıyor artık. Hazır gibi yani. Muhtemelen artık iyileşme süreci tamamlanmıştır. Dizide mizde falan da oynadı zaten. Young Rock'ta onu da biliyorsunuz. Ya da belki bilmiyorum daha önceden mi çekilmiştir? Ne kadar önceden çekildi bilmiyorum. Muhtemelen önceden çekilmiştir tabii de. Ee, bir an şey geldi sanki aktif çekiyorlarmış gibi. WWE gibi hissettim. Bir aday daha var ama. Bunu bazı arkadaşlar yazıyorlar zaten. Bad Phoenix. Şimdi niye Bad Phoenix diyeceksiniz? Şimdi Bad Phoenix zaten Rhea Ripley ile işte Edge... Ya abi Ece e karşı Judgment Day'di. Mevzulardı. Oralar karıştı. Marıştı. Bir şeyler oldu derken. Rhea Ripley zaten biliyorsunuz. ile mevzusu falan vardı. Ve Bad Phoenix de oralardaydı. Bad Phoenix Edge'in eşi. Oradan mantık olarak Bad Phoenix çok uygun. Sasha da çok şey Sasha demişim. Becky de çok uygun ama. Becky Lynch neden uygun? Çünkü Bianca'nın rakibi de uzun zamandır. Ve SummerSlam'de Bianca'yı yendikten sonra bir face turn yaptı. Neden? Çünkü Damage Control debut yaptı. Evet, stable olarak Bailey geldi, Io geldi, Dakora geldi. Bianca'nın karşısına çıktılar. Bekirinç Bianca'nın yanında olmuştu. Şimdi bizzat hem Bianca'nın tarafında hem de damage control rakip olarak da zaten orada. Ve bunun hikayesi niye devam etmesin? Bekirinç çok mantıklı geliyor bana. Hadi diyelim geldi Bekirinç ya da Bad Phoenix ne olacak kim kazanacak? Tahmin etmesi zor mu? Zor gibi. Ama ben artık Bianca'yla... ile... Yani Bianca'yla ben Bailey'nin artık olayının biteceğini düşünüyorum. Bu son pay-per-view olacaktır artık. İkisinin beraber bir şeyler yaptığı. Bence öyle olacaktır. Ee, ve Bianca'nın bunu kazanması gerekiyor öyle olursa. Ki zaten kazanmıyor mu? O çok kazandı. Şimdi diyeceksiniz ki... Bailey tarafı kazanırsa hikaye nasıl devam eder? Ya da devam etsin mi? Abi... Artık bence bu bir son noktası olsun. Çünkü bireysel olarak yenemedi. Takım olarak da bir şey olur. Takım olarak da yenemezse artık o falan derseniz, Bianca artık iyice güçlenir. E, WrestleMania için inanılmaz bir karakter olur ondan sonra. Çünkü Bianca şu an çok üstün. Bayağı üstün. Kadınlarda ya division en dominant en kadınıdır zaten baktığınız zaman. Şimdi buradan yola çıkılarak bir Ripley ile hikaye yaratılabilir mi? Bilemem. Çünkü Judgment Day'in bünyesinde rakip olur mu? Net bir şey yapamıyorum. Bu tahmini çok zor bir maç aslında. Hiç de düşünmedim bu videoya çıkana kadar şu kazanır bu kazanır diye. Şu an söylüyorum. Ee, yani Face tarafın kazanması mantıklı gibi geliyor. Özellikle oraya gelecek bir Becky ya da Beth Phoenix'le olabilir. Hatta Becky Lynch gelirse son pin'i de o yapar. Öyle olursa mesela Bayley pin'i diyelim ya da başka bir şey oldu bilmiyorum. Bayley ile Becky Lynch feud'u mu görürüz? Yoksa Bianca'ya oradan bir rakip mi çıkar? Çünkü Bianca'ya rakip çıkması çok muhtemel buralardan. Bilmiyorum ya. İhanet mihanet görebilir miyiz acaba? <laughs> Bilemiyorum neler olacağını. Ben Bianca tarafı diyeceğim. Ben o taraf iyi tarafı söylüyorum. Tahminim orası. Pek emin değilim. Sadece o yüzü kapalı olan kişinin eğer Becky olursa abi o zaman kazanma ihtimali daha da artar. Öyle söylüyorum. Maça hype'ım benim yine 7 vereceğim buna. Buna 7 veriyorum. Maça böyle bayağı hype'ım. 7 yani. Ee, daha ötesi gelmiyor maalesef. Çünkü sanki buradan çok büyük hikayeler çıkabilir mi? Ta, emin değilim. O yüzden ben 7 vereceğim ya. Evet geldik şimdi buraya. İlk başta hadi hype'ımı söyleyeyim mi size? Hadi söyleyeyim. Bu seferlik söyleyeceğim. Bu maça hype'ım benim 9. Niye 9? Niye kestin? Sonucunu biliyorum çünkü. <laughs> yani bu maçı kazanacak kişi set freaking Rollins. Bu maçı eğer Seth Rollins kazanamazsa... Eee, dur iddiaya girmeyelim şimdi. Sakal makal yok zaten. Ne iddiası? Siz seçin adı iddiayı ya. <laughs> ama hayır şimdi. Ya uygulamayabilirim ama hadi yorum olarak yazın aşağıya. Ben bu maçı Setronis kazanacak diyorum. Bu maçı triple threat değil. Fatal 4 way, fatal 5 way. 10 kişi, 20 kişi olsa dahi bu maçı Setronis. O kadar tabii uç, uçtuk da Setronis kazanır bu maçı. Çünkü daha kemeri yeni kazandı. Setronis artık bir yola girdi. Setronis round en büyük şampiyonu zaten bir tane kemer var. Artık ana kemer değil ama bence iyi de gidiyor. Setonis zaten en büyük güreşçi oradaki. Raw'da şu an Setonis bu maçı kazanır. Ama şimdi gelelim bazı olaylara. Austin Theory Money in the Bank'i kaybettikten sonra dedi ki başlarım sizin geleceğinize, başlarım sizin genç yeteneğinize. Benim devrim şu an dedi. Ve Underdog hikayesi asıl şimdi başlıyor işte. Ben o kadar söylemiştim zamanında. Ben öyle hissediyordum çünkü. Ben de tahmin etmedim Money the Bank kaybettikten sonra böyle bir şey olabileceğini. Çok güzel bir hamle yaptılar. Austin Theory güzel gidiyor. Şu an kazanamaz. Bence bu kemeri burada. Bobby Lashley. Zaten bu kemerin önceki sahibi. bırak Lazer olmasaydı Seth Rollins gelip ama tabii Seth Rollins de şimdi birazcık şey yaptı. Böyle dürttü onu dürttü. Bobby Lashley maça yine çıktı. Kaybetti çok karıştı oralar. Bu maç bir belki de Mustafa ile eklenip fail forway yapılabilirdi. Hemen şunu da söyleyeyim size. Çok geç kaldım bunu söylemek için. Belki yeni bir maç daha duyurulmuş olabilir. Duyurulacak olabilir SmackDown'da. Bilmiyorum. Ben bu videoyu zaten siz de SmackDown'dan. Bir bakayım. Evet önce izliyorsunuz. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ekstra bir maç eklenemi bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi i̇şte Wargames maçları tahminen bir 45 dakika falan sürecek olsa 45-45 bir buçuk saat de diyelim. E diğer 3 maçta toplasan işte girişleridir, reklamlarıdır, arada bilmem ne ıvır zıvır bir buçuk saatte de o desen zaten 3 saat oluyor normal bence. Bence 5 maçta tamam gibi geliyor bana Wargames maçları uzun sürecek çünkü. Bu maçı Setronis kazanacaktır. Bu maça neden çok hype'lıyım? Çünkü ben Setronis'i bak ben, ben, gerçekten Setronis'i şurada maçta görmek istiyordum. Babileşe'ye karşı olur muydu? Olurdu. Bir de tier şimdi. Abi üçlü maç ben daha ne isteyeyim? Ben zaten bunu istiyordum. Ya şöyle bir üçlü dörtlü bir maç olsa diyordum. Tam olarak istediğimi alacağım. Sadece galibi tahmin edebiliyorum. Setronis siz aşağıya yazın bakalım. Nesine iddiaya girelim? Ya yaratıcılığınızı kullanın. Her zaman olmak zorunda değil tabii böyle bir şey. Ya belki büyük bir şey söylerim sonra yayında falan da söylerim. Setronis bilmem ne yapsın şöyle olur falan diye. Neyse bakalım. Bence Setores bu maçı kazanacak. Maç hype'ım 9. Çok güzel bir maç olacağına eminim. Bak eminim buna. Austin Thier ile Setores'in zaten işin şey boyutunu götürecekler. Ring içinde böyle daha sürattir e, yaratıcılık boyutunu. Babileş'i de güç boyutunu götürecek. Ben bu maçı çok merakla bekliyorum. Maça bir müdahil olan biri Babileş'liye bir Brock Lesnar falan gelir mi bilemem. Ama ben sanki Brock Lesnar ile Babileş'in olayın devam edebileceğini düşünüyor gibiyim. Çünkü Brock Lesnar... Yenmesine rağmen Babileş'i maçı dominant, domine etti yani. Maçtan sonra da öncesinde de oralar çok karıştı. Bu burada bitmez. Benim bildiğim Burak Lezir ya, bu, ya o gece karışır ya başka bir şey olur. Bu işi burada bitirmez. Burak Lezir, Babileş'te bir maç daha yaparlar. Bu belki de da olur. İyi pazarlarlarsa yine güzel izlenebilecek bir maçtır. Göreceğiz. <laughs> Bakalım bu maça hype'ım 9. Setronist'e tahminim. Geldik son maça. Bloodline, Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo, Siko'a ve Sami Zayn. Çok güzel bir beşli. Bloodline zaten. Ee, ne oldu? Ya yani şey gibi değil. Şimdi Brute tarafında tamam. Brute belli. Üç kişi. Sheamus, Rich Holland, Butch. Onlara ne eklendi? Drew McIntyre, kanka kontenjanından geldi. Ve Kevin Owens eklendi. Şimdi üçlü dışında diğerleri de tam uyumludur aslında. Şimdi Drew McIntyre uyumludur yani Sheamus'la. O güzel... Ama Bloodline uyumu daha başka bir boyuta. Bloodline direkt olarak stable zaten. Bloodline bizzat bir stable. Benim kameram niye böyleymiş bu arada ya? Neyse bir tık sanki sıkıntı var gibi de olsun artık. Düzeltemedim onu. Neyse. Şimdi. Roman arşa çıktı. Roman'ın karşısında ana adam olarak hani o takımın sanki kaptanı gibi diyebileceğin şeyimiz var. Sheamus belki Roman'ın bundan sonraki süreçte rakibi olabilir. Ana kemer rakibi olabilir. Bilemiyorum. Drew McIntyre var. Eski bir rakibi. Yakın zamandan. Clash at the Castle'da bayağı iyiydi. Ondan önce de yine maç yapmışlar ama. Hatta 2020 Survivor Series'de ikisi maç yapmıştı. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü tam o zaman canlı izlemiyordum ama yakalamıştım sonradan. Şampiyona şampiyon maçı. Biri WWE, biri Universal şampiyonuydu zaten. Uf. Kevin Owens da yine eski bir rakibi Roman Reigns'in. Yaratıcılık olarak hikaye olarak maç zevk olarak renk olarak bence acayip. Ben hype'ım benim 10 bu maça. Bak 10 diyorum. Çok samimi söylüyorum. 10 diyorum bu arada. Çok merakla bekliyorum bu maçı. Kazanacak olan taraf bence Bloodline olacak. Ama olmaya da bilir. Şimdi Bloodline çok yükseldi. Burada kaybetmeli mi? Kaybetmemeli bence. Ama kaybetmesi nasıl olur biliyor musunuz? herhangi birinin böyle özellikle J. Uso ya da Sami Zayn'den birinin pinlenmesiyle hikaye çok güzel bir yere gelebilir. Böyle yaparsanız Brutus tarafından bir hikaye çıkarırsınız. Belki bireysel Kevin Owens, Drew McIntyre falan. Ama onun dışında Bloodline içinden inanılmaz bir hikaye olur. Bak Bloodline bu maçı kaybederse acayip güzel bir hikaye çıkarabilirsin burada. Bloodline'in sallanma, hatta birinin atılma, belki bir Zayn'i dışlama gibi bir şey olabilir. Maç içinde entrika Maç içinde güzel bir hikaye. Güzel bir kurgu. İhtiras. Böyle abi her şeye gebe. Her şeye açık kapı bırakan bir maç bu. Ben o yüzden 10 ben bekliyorum ya. Bu maça heyecanım 10 zaten. Ben Romanes tarafının Bloodline'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Ama yani şu şunu pinler bu bunu pinler değil. Bloodline kaybederse Jey Uso özellikle ya da Semize'nin pinleneceğini tahmin ediyorum. Hatta eminim diyebilirim. Roman'ı pinlenmeyecek zaten. Yüzde yüz. Diğer taraftan da bir anlaşmazlık olabilir mi? Bir şey olabilir mi? Kevin Owens uyumsuzluk yaratır mı oraya? Diğerlerin hepsi çünkü adalı. Kevin Owens kanadalı. Gerçi hepsi şey. Onlar da zamanda İngiltere. Neyse. <laughs> Fransızca konuşuyorlar falan diyeceğiz şimdi. Birazca international oldu bu taraf. Diğer tarafta direkt Samoalılar zaten De hepsi Amerika doğumlu. Semizen Kanadalı sadece. Oradan bir işte Semizen Kevin Owens'tan. Semizen'le Kevin Owens'ın İleriye dönük bir takdim belki de usulardan kemer alacak taktim olabileceğinin yolunun çizileceği maçtır belki de bu. Tamamen şu an fantezi. Böyle bir şey niye olmasın diyorum. Olmayabilir tabii ki. Ama abi maçta herkese hikaye çıkarabilirsin buradan. Bak Drew McIntyre ile Kevin Owens da var bu maçta. Unutmayın. Sadece Bloodline değil, Sami Zayn falan değil. Drew McIntyre de var bu maçta. Şeyimiz var. Çok güzel maç olacak. 40-45 dakikalık güzel bir maç bekliyorum. Kim gelecek, kim girecek? Roman herhalde en son girer gibi tahmin ediyorum. Roman en son girer. Roman ilk girerse sürpriz olur. Bakın birebir de ilk Roman girerse sürpriz olur ama Roman en son girer. Bence öyle olacaktır. Ee, en son böyle şey olacak. Hani onlar bilmem ne yapıyor. Dur baba geliyor falan diyecek yani. Bloodline'da en son Roman girecektir bence maça. Roots tarafında da Drew McIntyre gibi geliyor bana. Ama bu maçta bu maçı en sürükleyecek kişi bence Kevin Owens ve Sami Zayn ikisi. Karşılıklı bence bu maçta akıp gidecekler. Hatta ikisi direkt başlayabilir. Buna da okeyim. Abi bak ben çok merakla bekliyorum. Ben bir süre bir süredir bu kadar merakla beklediğim bir maç olmamış onu fark ettim. Şey değil ama bir süredir böyle işte bir yıldır falan değil. İşte Crown Jewel'da çok aşırı merakla beklediğim bir maç yoktu. Clash at the Castle'da falan evet vardı. Extreme Moves'da yine hani evet. Ama galiba iki aydır falan bu kadar merakla beklediğim bir maç. İki 3 aydır yoktu şey de değil yani kemer maçı falan da de değil ya. İlginç geliyor değil mi şu an bu size ya? Nasıl yani? Kemer maçı yok. Çünkü bazı insanlar kişileri sadece kemere göre yargılıyorlar. Mesela Roman Reis kemer şöyle, Tamam artık bıktım sevmiyorum falan. Yani kemere göre ben maç yargılamam. Kemere göre adam yargılamam. Bu maça benim hype'ım 10 ve Bloodline'in kazanacağını tahmin ediyorum. Siz de bütün maçlarla ilgili kendi yorumlarınızı aşağıya yazın. Yorumlayın. Ben yorumları okuyan biriyim biliyorsunuz zaten. E, canlı yayınlarda da zaten bol bol konuşuyoruz. Konuşacağız. Bir tahmin videosundan da buraya kadar. Ben kaçacağım şimdi. Kendinize çok iyi bakın unutmayın. Cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlıyor. Ben 3 gibi falan bir aksilik olmazsa buradayım. Görüntü veremiyorum. Görüntüyü siz kendiniz inisiyatifinizde kendiniz izleyin. Bir yandan da beni açarsanız aynı anda reaksiyon vermiş oluruz. Ve zaten biz de neredeyse 2 yıldır böyle yapıyoruz. Aramıza da hoş geldiniz yeni arkadaşlar. Her zaman beklerim ve ben kaçtım. Survivor serisi tahminlerim bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.